Merhaba Medyascope izleyenleri. Gün ortası yayınımızla, Spor Özel yayınımızla karşınızdayız. Bugün kurumuz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası olacak. Yakinen tanıdığımız konuğumuz Eurosport yazarı Doğa Üründür bizle beraber. Merhaba. Doğa, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı değerlendireceğiz. Konuşacak çok konumuz var bugün. Öncelikle genel anlamda turnuvayı nasıl buldun? Onunla başlayalım. Şimdi 4 ülkenin ev sahipliğinde başladı turnuva 31 Ağustos tarihinde. Yani güzeldi açıkçası, özlemişiz. Hani basketbolu tam böyle özlem duymaya başladığımız, artık hani aşkımızla böyle tekrar özlediğimiz, birbirimizi çok özlediğimiz bir anda turnuva ilaç gibi geldi. Evet. Bir de Euroleague şampiyonluğundan sonrası ülkecek. Tabii zaten tam o ilgi ve alaka başlamıştı. Yani tabii o ilgi ne kadar hani statlara yayabildik, salonlara yayabildik. O ayrı bir konu. Ayrıca konuşuruz. Turnuva üzerine bakarsak eğer, 4 grup vardı ABC'de. Bu 4 grupta milli takımımız D grubunda mücadele etti. Grupta 2 tane galibiyet alabildi ve 2 galibiyetle çeyrek top 16 oynamaya, yani son 16 turuna çıkmaya hak kazandı. Çeşitli sürprizler vardı. Mesela Finlandiya bu sürprizlerden birini gerçekleştirdi A grubunda. Yani çok mu sürpriz? Ya Helsinki'deydi maçlar. Aslında Finlandiya'nın ev sahipliğindeydi. Koponen önderliğinde ve Markkanen, genç uzun oyuncusu Markkanen önderliğinde Finlandiya mesela harika bir iş çıkardı. Fransa'yı yendi. Slovenya'nın hemen ardından ikinci bitirdiler A grubunu. B grubunda keza o tür şeyler oldu. Mesela İsrail'in ev sahibi olduğu grupta Ukrayna'ya son maçta kaybetti İsrail ve grup sonuncusu oldu. Bu da mesela bir hayal kırıklığıydı İsrail açısından. Yani tam bir turnuva yaşadık. Hani böyle Vivaldi'nin 4 mevsimi gibi. Her mevsimden bir takım vardı ve o mevsimleri hani şu olarak yaşayabildik turnuva içinde de. Hem Helsinki'nin soğuğuyla, hem İstanbul'un sıcağıyla, hem reel olarak hem de mecazi anlamda maçlar içinde de o mevsimleri hissettik ve yaşadık. Peki şeyi soracağım. Yani Slovenya var karşımızda. Kimileri için sürpriz oldu, kimileri için turnuvanın başından beri performansıyla beklenen bir durumdu. Evet. Slovenya'nın final oynaması. Zor bir gruptan çıktı. Zor bir yoldan geldi Sırbistan'a. Sırbistan'a göre daha zor bir ve finalde yani de çok net şekilde 93-85'lik bir galibiyeti var. Namağlup geldi buraya kadar. Evet. Ya aslında çok net değil şimdi baktığımız zaman. Maçın bitmesine 4 dakika 50 saniye kala Maçvan'ın bir şutuyla Sırbistan ilk periyottan beri geride götürdü. Maçı bir anda öne geçti. Yakaladı ve öne geçti. Şimdi tam ne skor hatırlamıyorum. Galiba 78-76 yapmış olmaları lazım o sırada. Fakat burada şunu gördük Slovenya takımında. Oynadıkları oyundan çok keyif alıyorlar. Yani yüzler o fark kapandığı zaman, 12 sayıdan geri geldiği zaman Sırbistan bile o yüzler hiçbir zaman düşmedi. Yani her zaman eğlendiler. Sahada da öyleydi. Zaten 6000 tane Sloven taraftar gelmiş maça. Sürekli uçak kaldırmışlar işte, otobüsler, uçaklar falan. Hani o enerjileri hiç düşmedi. Ve takım kendisini düşürdüğü zaman, yani oyun motorlarında bir sıkıntı yaşamaya başladıkları zaman, geri düştükleri zaman tekrar taraftar onu ayağa kaldırabildi. Ve mesela maç içinde Doncic'in sakatlandığı bir pozisyon var. Hani orada Dragic bütün sorumluluğu üzerine almak zorunda kaldı. Ki Dragic efsane bir turnuva geçirdi. Evet. Yani bizim arkadaş çevremizde bir muhabbetimiz vardır. Hani torunlarımıza hangi sporcuları anlatırız? Yani bundan 40 yıl sonra kime anlatacağız? Muhabbeti vardı. Ya Dragic'in bu performansı 40 yıl sonra anlatılacak performanslardan biriydi final serisinde. Ya senin için şey de var o zaman. Yani senin ellerinde Dragic. Var tabii. Yani oyun kurucu Dragic. Hani kısaca hatta böyle bir en yaparsan. Şey yapalım, bir top 5 yapalım. Tabii. Yani şimdi önce şuna gireyim. FIBA bir top 5 yaptı. 5 oyuncu seçti. Ama orada bir ön alan, arka alan oyuncularını bir karışık seçti. Yani işte Doncic, Dragic, Bogdanovic, Şved ve Gasol'u seçti. Yani sadece bir tane uzun, 4 kısalı bir kadro yapmış FIBA'nın organizasyon. Fakat hani biz yaparsak, daha böyle nasıl diyeyim, mevkilere uygun oyuncuları yerleştirirsek biraz daha... Şöyle diyeyim. Gasol, Porzingis inanılmaz bir turnuva geçirdi o da. Yani gerçekten Dirk Nowitzki'den sonra böyle bir uzunun milli takımı sırtına alıp nasıl taşıdığını gördük Porzingis'le. Bogdanovic, Şved, turnuvanın en skorer oyuncusu ve Dragic diyebiliriz hani. Doncic de böyle 6. adam. Ben şey yapalım ama Doncic zaten buralarda çok sık göreceğiz. Yani potansiyel uçsuz bucaksız. Slovenya'da böyle çok kısa hani bir ekleme daha yapayım. Slovenya'nın koçu Kokoskov NBA'de
bir NBA'dir. Yani Amerika dışında başarı kazanmış ilk koç. Özel bir yani karakter zaten kendisi. Şimdi bir akım var Amerika basketbolunda. Hızlı tempolu, pace and space dediğimiz hızlı tempolu alanlar üzerinden oynanan bir basketbol akımı var. Avrupa bu akımın biraz gerisindeydi. Biraz daha hala Avrupa'da uzunlar üzerinden post merkezli bir oyun. Yani uzunların sırtı dönük oyunlarının merkezi bir oyun vardı. Fakat Slovenya bir Amerikalı takım gibi oynayıp bu turnuvada şampiyon oldu. Aslında bu Avrupa'ya da bir mesaj. Ya yani, aslında şöyle bir durum var. Yani mesela Amerikan basketbol takımının Avrupalı takımlar karşısında bir zorlanması var. Yani çok da zorlanmıyorlar artık ya. Bu bir dönem zorlandılar. O kötü bir kadroyla yani kötü bir kadroyla gelmişlerdi. Bir de bir geçiş dönemiydi onların. Ama şimdi şu an baktığımız zaman mesela çok zor yani tabii biraz farazi konuşuyoruz şu anlar. Büyük bir maç yapmış onların görmemiz lazım ama çok zorlanmazlar şu an. Ama Slovenya işte onlar gibi oynayıp yani bir temsilci gibi olarak oynadılar ki zaten bu oyunda senin de bildiğin gibi Dragić zaten en büyük oyuncusu. Doncic potansiyel en büyük oyuncusu. Anton Randolph bence bir NBA oyuncusu fakat halen Avrupa'da Real Madrid'le mücadele ediyor. Yani o da mesela bu maaş arttırımları falan bence gidecek yani tekrar. Ya bu arada şeyi de gördük şey yani bu turnuvada Doğu Avrupa yani NBA'nin en büyük gıdasıymış aslında. Tabii kaynak yani her zaman öyleydi zaten bir basketbol kültürleri var. Şimdi hangi sporu iyi yaptıklarına iyi bir teşhis koymak lazım. Yani kendini en iyi teşhisi kendini koyabiliyorsun yani kendini biliyorsun. Mesela bizim sence en başarısız ya yani en başarılı olduğumuz spor ne? Ya futbol gibi geliyor. Aslında en başarısız olduğumuz futbol, en başarılı olduğumuz voleybol. Evet. Basketbol, handbol. Bunlar en başarılı olduğumuz sporlar. Fakat bizde bir futbol olan ilgi var. Ya evet. Biz aslında daha kendini, popüler. Daha popüler. Biz aslında kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Ülke olarak. Bu da çıkıyor buradan. Ama o işte Slovenya 2 milyon nüfus kendisini çok iyi tanıyorlar. Yani hangi spora yatkın olduklarını biliyorlar ve bir ekol yaratabiliyorlar bunun evet. Üzerinden. Maalesef bizde çok uzun yıllar olmayacak gibi. Peki oralara gelmeden şey sorayım. Final maçı dahil. Evet. En iyi maç sence hangisiydi? En çok heyecanlandıran seni. Şimdi son 16'daki İspanya diyorum. Almanya-Fransa maçı. 84-81 bitti. O maçta Almanya'nın kazandığı maç. O maçta Almanya'nın son bir 2 dakikası var. Yani tekrar izlenecek bir 2 dakika o. Yani resmen maçı veriyorlardı. Özellikle Modolo onların oyun kurucusu Schröder'i ikinci şeyi gardı. Almanya'nın ikinci gardı. Onun yaptığı hatalar, top kayıpları, gereksiz tempo arttırdı Almanya bir anda. Bir baktık Fransa yakaladı falan. Basından da bir Fransız arkadaşımız vardı. Ona dedim yani ya dedim hani iyi oynadınız ama kaybettiniz diye. O da şey dedi yani bizim dedi hiç bir oyuncumuz gelmedi dedi. Yani işte Gobert yok Fransa'da. Yani Pietrus yok. İşte. Bir dolu oyuncuları yok. Yani bu savunma özelindeki bir dolu oyuncuları yoktu takımı Fransa basketbol takımı. Hani o açıdan çok bakmak lazım tabii çok bakmak doğru mu bilmiyorum. Ona bakarsak Sırbistan'ın da yoktu. Hani oyuncular bizim Ersan de gelmedi Ömer gelmedi. Hani o açıdan pek bakmamak lazım ama şunu fark ettim. Bütün ülkelerde aynı muhabbet var. Yani evet biz de bir geçiş döneminde miyiz? Ben bizi de soracağım sana. Evet. Yani şey kadro seçimi tabii ki eleştirildi turnuva öncesinde. Evet. Sonra bir baktık eleştirilen kadro aslında fena da iş yapmadı gibi görünüyor. Tribünler sevdi vesaire. Ya sen bizi nasıl buldun? Yani Türkiye milli takımı nasıldı? Ya Türkiye milli takımı iyiydi. Ama şöyle diyeyim. Tabanıyla bir taban var şimdi. Her takımın bir tabanı vardır. Alt limit bir de üst limit tavanı vardır. Türkiye milli takımı tabanı da burada, tavanı da burada. Yani aralarında fark yok. Yani bir potansiyelinin böyle maksimumunu verdi diyebileceğimiz bir takım değildi. Buydu, bunu oynadılar. Yani 10 üzerinden 6'lık bir takımdı, 10 üzerinden 6'lık bir mücadele. Yani evet. 10 üzerinden 10'luk mücadele sergilediler, 6'lık oynadılar. Ya mücadele konuşuldu. Ya mücadele konuşuldu çünkü birazcık onun şeyin de etkisi var. Türkiye futbol takımının senin de bildiğin gibi işte prim kavgaları, sağ dışı bir dolu etken evet, evet. Ve sebeplerden dolayı sürekli gündemde kalmaları falan. Halkı şeye bağlı, ya bir böyle takım arayışına soktu. Bu da Türkiye Milli Takımı, genç çocuklar bir de çeşitli reklam kampanyalarıyla birlikte o genç çocukların işte çalışıyoruz biz imajı evet. Verdirdiler. Ya tabii. Ya, ama sahada da gördük aslında. Ya gördük çalışmışlar de. Yani. Çalışmışlar. Yani sonuçta onlar için de burası bir vitrin. Tabii. Ya genç oyuncular için harika bir vitrin Eurobasket.
Mesela Furkan'la ilgili işte yazı çıktı Philadelphia. Jonathan Tyus mıydı? Adını şimdi soyadını hatırlayamadım. O mesela bir yazı yayınladı. İşte Furkan ne olacak? Hani potansiyeli ne? Ne yapabilir diye. Bu tarz bir vitrini de kullandı bu genç oyuncular. Yani bu da çok değerli. Ama bizim milli takım açısından bakarsak, yani Erkan Veyseloğlu'nun mesela ilk milli tecrübelerinden biri. Şimdi net rakamı hatırlamıyorum. Belki daha önce gençlerde falan oynamış olabilir. Yani çaylaktı. 34 yaşında bir çaylağımız vardı. Hani öyle bir enteresan da şeyler vardı ama Ufuk Sarıca doğru bir şey yaptı. Hani eleştiririz eleştirmeyiz. Kendine güvendiği bir şey yaptı. Güvendiği oyuncuları, bildiği oyuncuları oynattı. Hani emanet edebileceği, hani ne alacağını bileceği oyuncuları oynattı. Onun için de zaten hem oyuncuların Ufuk Sarıca ile uyumu, hem seyirci oyuncular arasındaki etkileşim. Şimdi mesela Türkiye futbol takımını düşünürsen eğer, herhangi bir oyuncu, ailemizin çocuğu imajı vardır ya böyle sporda. Ailemizin çocuğu diyebileceğimiz bir tipte oyuncu var mı? Şu an yok. Yok bence. Değil mi? Daha böyle şeyler duruyor. Daha ulaşılmaz duruyorlar. Daha böyle yıldız havasındalar. Evet, daha evet. Daha pek mütevazı görünmüyorlar. Çok mütevazı görünüyor. Ama basketbolcular öyle değil. Bu çocuklar ya sanki biz böyle oturmuşuz yani, kanepede karşılıklı çay içiyorduk. Evet, şey, maça çağırdılar, gittiler, oynadılar gibi duruyor. Reklam kampanyasında şey var mesela. Cedi annesine öpücüğünü alıyor. Ondan sonra maça çıkıyor. İşte Cedi efendi bir çocuk evet, imajı evet, yaratılıyor falan. Ki gerçekten de öyle. Hani ben Cedi'yi de tanıdığım için, yani konuşma fırsatım olduğu için de şey yapıyorum. Gerçekten de çok özel bir karakter. Hani çok da iyi niyetli bir oyuncu. Ama işte bu imajla da birlikte taraftar da özlediği o böyle kendi işlerinden çıkmış, hani kendi tribünden çıkmış, kendi evinden çıkmış, kanepesinden kalkıp maça çıkmış olan oyuncuları gördü sahada. Bu da etkileşim sağladı. Yani bu mutluluğu sağladı. Ya, bu turnuva için şey diyebilir miyiz? İlk defa genelde yani Türk basketbolunda tribünü futbol seyircileri dolduruyordu. Evet. Ama bu turnuvada sanırım ilk defa Türk basketbol seyircisi turnuvada Türk milli takımı destekledi diyebilir miyiz? Ya şimdi o biraz daha tabii sosyolojik bir araştırma gerekiyor onun için ama benim gözlemlediğim kadarıyla evet diyebiliriz. Daha basketbol seyircisi var. Bunu mesela şeyden çok iyi anlıyorsun. Sırbistan taraftarında vardır bu. Slovenya taraftarı böyle basketbol ekolüyle büyümüş. Litvanya taraftarında vardır. Yunanlarda vardır. Oyuncu 3 adım atar hemen bütün tribün steps hareketmeye evet, başlar. Fazla adım attı falan böyle delirirler. Onu görmeye başladık. Bunda tabii yayının başında söylediğin gibi Euroleague şampiyonluğunun etkisi var. Etkisi yani taraftar oluşturma etkisi de var artık. Yani Ülker Spor Sarayı yıkıldı neredeyse. Tabii. Letonya maçı falan çok güzel bir taraftar desteği var. Ya peki şey, ya sürekli iki isim üzerinden konuşuyoruz ama yani şey de o spotlar da o yönde. Yani Cedi Osman'la Furkan NBA'de sence ne yapar? Şimdi kısaların yani Furkan'ın NBA'yi kariyeri biraz daha küçük zorlu bir gibi, dönüşüm ve zor yani zor ve o dönüşümü ne kadar gerçekleştirdiğine bağlı olarak gelişecek. Şimdi Furkan atletik bir oyuncu. Fakat NBA'de o atletizmin nasıl diyeyim daha babaları var yani artık böyle. Tabii canım yani, çok zorlu bir yere gidiyor yani tabii inanılmaz rakip olacak. Şimdi o atletizminin yanına Furkan birkaç bir şey eklemesi gerekiyor. Şimdi burada şu örnekten aslında yola çıkabilir Furkan. NBA'de üçlük savunmaları çok kuvvetli. Artık takımlar üçlük savunması yani özel üçlük savunma setleri var takımların. Pot altı savunmaları çok kuvvetli. Zaten oyuncular atletizmi dolayısıyla takip blokları yapabiliyor, alan kaplayabiliyorlar. Fakat NBA'de orta mesafe şut savunması çok zayıf. Hiçbir takım bununla ilgili özel yani gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla bir çalışması yok, bir set düzenleri yok. Bu durumda da Furkan burayı kazabilir. Nasıl turnuvada bu Eurobasket izlediğimiz Eurobasket'te Dragic orta mesafe şuttan bir altın madeni buldu evet, ve o altını çıkardı giydi en sonunda üstüne. Furkan da bunu yapabilir. Furkan çok güzel bir şut mekaniği var. Çok sağlam bir şut mekaniği kendinden var. Kendinden çok emin oynuyor. Zaten buralar için hazırlandı. Yani Efes'in ilk yıllarından beri bu anlar için hazırlandı Furkan. O dönüşüm önemli. Bir de gittiği takım Philadelphia. Redick bir yıllık kontratı var. Redick ona bir hoca olacaktır. Yani ondan öğrenci bir dolu şey öğrenecek. Ve onu ne kadar içselleştirip sahaya aktarabileceği de tabii burada değerli bir konu. Cedi'ye gelirsek Cedi'nin ben bir tık daha iyi performans yani daha böyle kalıcı, daha evet kalıcı olacağını düşünüyorum. Çünkü
Cedi kötü oynadığı maçta da savunmayla bir şey verebiliyor. Sahaya bir şey koyabiliyor. Bu çok önemli. Yani istatistik kağıdını doldurabiliyor. Şimdi bu oyuncular zaten süperstar olmaya gitmiyorlar. Cedi biraz şey çift yönlü oynuyor gibi. Tabii tabii. Furkan evet. Biraz daha ileride. Furkan öğrenecek ama çift yönlülü Furkan da yavaş yavaş kendini geliştirecek. O kilo alma kısmında işte mobilite kısmında falan da gelişecektir. Hani o işte kilo aldığı zaman atletizminden kaybedecek mi falan, bunlar tabii soru işareti ve bunları zaten Amerika'da çok ciddi uzmanlar araştırmalarla yapılıyor. Oyuncunun aldığı gramajı bile hesaplıyorlar bu işte. Ama dediğim gibi yani oyuncular zaten rol oyuncu olarak gidiyorlar oraya. Yani rol dakikalarında önemli çok önemli dakikalarda bile ilk yıllarda süre almayacaklar. Ama bu aldıkları atıyorum 5 dakika ile 10 dakika aralığındaki süreleri de ikisi de iyi değerlendirebilecek gibi. Ya uygun takımlara gittiler birden. Yani çok onları zorlamayacak gibi. Evet. Hani forma bulabilecekleri takımlara gitmek. Ya bulacaklardır. Evet. Bulacaklardır. Öyle olur. Peki şey soracağım ya. Ufuk Sarıca gencinden, yaşlısı demeyeyim de, yani gencinden tecrübelisine istediğini aldı mı sence bu turnuvada? Yani tabii bir kısım şey daha yükseğini istiyordu. Bir kısmının çok umudu yoktu. Ya bu biraz bizim beklentimizle ilgili. Şimdi turnuva öncesi Türkiye milli takımından, basketbol takımından ne bekliyorduk? İki tane galibiyeti biliyorduk. Yani Britanya'yı ve Belçika'yı hani çok zayıflar. Zayıf takımlar. Belçika biraz bir atılma içinde, kendini geliştirme içinde. Hani onlar bir şey yapacaklar mı? Bize ters gelir mi? Gelmez. Bizim bunları yenmemiz lazım. Zaten bunları yenemiyorsak kapatalım konuşmaları vardı. Arada Letonya ve Rusya. İki takımı daha altımıza alabiliriz diye düşünüyorduk. Hani diyorduk ki ya Rusya'da sanki elimizden kaçtı gibi. Yani bir sürü maçta problem oldu, sıkıntı oldu. Çok faul çalındı. Ama işte burada senin aslında soruna geliyoruz. Ufuk Sarıca hiçbir önemli anda, yani kritik dakikalarda çizdiği setleri, ben hatta not almıştım söyleyeyim. Cedi'ye izolasyon. Yani Cedi'nin birebir, bire beş oyunu. Hatta birebir diyoruz ama aslında bire beş, çünkü herkes biliyor Cedi'nin bire beş yapacağını. O Cedi'ye izolasyon. Belki bir ihtimal Melih eğer yorgun değilse Melih'i perdeden çıkarma, ki onda da uygulayamadık o setleri. Çünkü zaten bizim en net suçlarımız Melih'ti ve takımlar ona karşı bir önlem almıştı. Bir de Semih'in sırtı dönük oyunu. Şimdi Ufuk Sarıca evet aslında elinden geleni yaptı ama son anlarda, son periyotlarda, o işte kaçırdığımız Rusya maçı, kaçırdığımız Letonya maçında da çizdiği setler de çok aslında buralara uygun setler gibi durmuyordu. Yani daha yaratıcı bir şeyler bekliyorsun. Daha farklı bir şeyler bizim bekliyorsun. Bizim şeylerimiz, tecrübeli oyuncularımız da hani şey çıkamadılar gibi. Hani sahneye çıkamadılar gibi. Yani şimdi tecrübe mesela biz Sinan'ı konuşursak yani bekleneni veremedi gibi sanki kaptanımız. Evet. Yani ben, böyle bir maçı sırtlayıp da işte pat pat üçlükleri attı. Hani bir rahatlatamadı gibi sanki oyuna girdiği zamanlarda da. Ya ama yani bilmiyorum. Ben de Sinan, gerçekten Sinan çok şaşırttı. Ben Sinan Güler, evet, hani kaptanın daha böyle bir performansı yüksek, istekli oynayacağını düşünüyordum ama mesela daha bana yavaşlamış geldi. Mesela beni de Melih şaşırttı. Yani beklenin üstündeydi sanki Melih. Şöyle az skorerin olduğu bir ortamda Melih'in tabii ki parlayacağı ve ona özel hani skor setlerinin, yani onun sayı atacağı şekilde setlerini çizeceği aşikar. Melih de bunları iyi değerlendirdi. Yüksek yüzdeli değerlendirdi. O da ilk maçta çok eleştirilmişti. Yani Didio 10 numaralı forma, daha önce İbrahim Kutluay gibi bir efsanenin giymesi. İşte şey tipi eleştiriler geldi. Ya 10 numaralı formayı sen hak etmiyorsun o zaman. Biraz ağır da bir eleştiri bu. Ya bu ama Fenerbahçe'de çok işte Euroleague şampiyonluğu döneminde çok forma bulamaması, yani çok oyuna girememesi, yani girdiği zaman az süre alması gibi. Ya bu oyuncuların birçoğu öyle. Yani baktığım zaman. Ya aslında biz tecrübeli diyoruz ama bence çok tecrübeli bir takım değildik. Hani üst seviyeler tecrübeli kaç tane oyuncumuz var? Sinan, Cedi, Furkan'ı sayar mıyız? Hani sayarız. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de geçen yıl Bamit'le finale kadar çıktı ve orada ana rollerden birini oynadı. Transfer olduktan sonra, Maksim Mutaf takasından sonra. Semih'i sayarız. Ve Semih basketbolu özlemiş bir Semih'i sayarız. Evet. Onun dışında zaten gerisini çok sayamıyorsun. Yani bu oyuncuların tam yaşları var. Ya Türkiye Ligi tecrübeleri var ama bir Avrupa basketbol tecrübeleri çok fazla yoktu. Yani Letonya'nın koçu galiba şeydir. Yani Türkiye'nin oyuncuları çok güzel göz dolduruyor. Fakat daha tecrübeli oyuncular olabilir gibi. Hani öyle bir olabilir açıklaması vardı. Sanırım Letonya'nın koçuydu. Peki sen bütün maçları basın tribünden izledin. Evet. Yani bizden çok daha yakındın sahaya. Yani organizasyonun içinde sen vardın. Şöyle bir algı var. Yani tribünlerde olduğu inanılmaz. Yani Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları var. Takımdan çok memnunlar. Hani bu mesela beni şaşırtıyor açıkçası. Yani takımdan ve takımın aldığı sonuçtan çok memnunlar.
Organizasyon herkes organizasyon yani herkes dediğim bizim cephemiz, bizim federasyonumuz METE'de de bitiremiyorlar, öve öve bitiremiyorlar. Yani yani bir organizasyonu yapanın kendini met etmesi, umduğumu aldım demesi var. Bir de senin eleştirin var orada olan birisi olarak. Ben onu çok merak ediyorum. Sence organizasyon nasıldı? Ya şimdi organizasyon bir kere çalışanları yani yetkililer, federasyon yetkilileri çok iyi niyetliydiler. Ve gerçekten çalışkan çocuklardı, çalışkan insanlardı. Hatta bizden bazıları büyüktü. Hani çocuk da demek çok doğru değil. Onlar çok istekli, görevlerine hakimdi. Fakat onun dışına çıktığımız an, ya mesela atkı almaya gittim ben. Bir tane Sırp taraftar anahtarlık almaya gelmiş. 5 euro. 6 euroydu anahtarlık. 5 euro olur mu dedi. İşte bir tane kız satıyor. Olur dedi kız. Anlaştılar. Çocuk çıkardı 10 euro verdi. Şimdi normalde 5 euro para üstü vermesi lazım. Çünkü Türkiye'de ya da 20 lira, 25 lira aralığında bir para üstü vermesi gerekiyor ona. Euro. Tabii euro endeksine bakarsın. Endeks. Kız çıkardı 5 lira verdi. 5 euro vermesi gereken 5 lira verdi. Çocuk da şey yaptı. Yani ya dedi bu aynı değil dedi falan. Kız da aynı de falan same same dedi. Devam et. Yani. Ya bunu yapmamak lazım bu tür organizasyonlarda. Yani kötü bir turizm esnafı. Ya evet. Ya bu gerçekten çok negatif bir algı yaratıyor. Sonra ben de işte başka bir atkı alacaktım falan bir şeyler aldım. Sonra onların böyle bir sohbetine hani sigara içiyorlardı. Onların bir sohbetine tanıklık etme şansım oldu falan. Hala onu konuşuyorlardı ya. Yani ya diyordu işte buraya ne zaman gelsek böyle oluyor. İşte geldiğimizde taksici de böyle bir şey yaptı. Ya ama bu şey, da böyle bir şey ya. Konuşmuştuk yani bu Sırp taraftarı yapılan bir şey. Yani ben birkaç hafta önce Sırbistan'daydım ve inanılmaz el üstüne tutulan bir turist var yani. Evet. Çok seviyorlar, çok yardımcı oluyorlar vesaire. Bizim burada tam tersini görünce tabii ki. Değil mi? Benim sorum aslında sana şey olacaktı. Yani bir yabancı atıyorum bir Letonya taraftarı, İngiltere taraftarı, Slovenya taraftarı olarak bizim organizasyonumuz nasıl diye soracaktım ama biraz da ona cevap niteliğinde oldu. Ya tabii. Yani kötü bir mesela şeyle ilk asisti yaptın. Salonlar dolu dedi diye. Salonlar evet, boştu. Evet. Salonlar dolu. Türkiye, işte, ya Türkiye'nin maçları dışında salonlar boştu. Yani ben burada var istatistiği. 5000 kişi geçen maç yok Türkiye maçının dışında. Final hariç. Ya finalde artık zaten final hani Eurobasket'in finali. Bundan daha büyük bir organizasyon Avrupa'da Şampiyonlar Ligi finali var. Tabii canım yani. Eurobasket finali var. Euroleague finali var. Zaten 3 hani bir de dünya işte dünya kupası falan onların daha böyle dünya çapında oldukları için onları saymıyorum. Hani Avrupa'nın kendi içinde düzenlediği 3 tane büyük final var. Bunlardan bir tanesi Eurobasket finali. Peki şey de olsaydı farklı olur muydu? Yani farklı bir Avrupa ülkesinde. Türkiye yani, olarak mı? Evet ya yani Türkiye'de yapmasaydık organizasyonu. Yani bu Eurobasket atıyorum Slovenya'da olsaydı. Yani doluluk oranı vesaire. Dolardı. 2 milyon nüfuslu ülke her maç bütün salonları doldurdu. Evet. Çünkü basket ya biz Slaven Bilic Beşiktaş'ın hocasıyken şey demişti. Bir basın toplantısı sırasında. Biz demişti skora bakıyoruz. Hani şey biz derken Türkiye skora bakıyor. Doğu Avrupa ülkeleri işte Hırvatlar falan. Onlar ise oyuna bakıyorlar. Yani biz oyundan keyif alıyoruz, siz skordan keyif alıyorsunuz. Tam onu konuştu. Biraz bizde durum öyle. Ya şey de çürüttük gibi sanki. Bu hani işte atıyorum 2 milyonluk Slovenya, 70 milyonluk Türkiye işte ya o, çeyrek finale kalamıyor ama 2 milyonluk Slovenya'nın bütün her şey basketbol ya. Yani her yerde, dağ başına bile basketbol potaları var ve hani bizde basketbol potalarını bilirsin, fileleri falan hep yırtılır, evet. Paramparça olur. Onlar da yırtılmamış, düzgün bir şekilde duran bir dolu basketbol potaları var. Ya ben var. Şey, yani Brooklyn'de basketbol oynayan bir kuzenim Amerika'dan gelmişti. Top oynayalım diye bir okul bahçesine gitmiştik. Yani okul bahçesine gidemedik. Niye? Çünkü dikenli teller var. Tabii tabii. Yok, biz izletmiyoruz. O basket potasına falan ulaşamıyoruz. Evet biz zaten öyle oynatmayı da pek sevmiyoruz. Büyükmeyi izletmiyoruz. Ya bir de bilet fiyatları çok pahalı. Tabii onu da değinmek lazım. Ya FIBA'da bilet fiyatlarını yüksekten tutmuş. Yani en azından... Acaba şey gibi mi görüldü? Hani euro ile kıyasladığında hani Türk parasının tabii bir değer kaybı var. Tabii. Acaba onunla mı kıyas... Ya büyük ihtimal öyle fiyatlandırma yapıldı ama bu tür şeylerde birazcık... Ülkenin bulunduğu ekonomik coğrafyayı da düşünmek lazım. Eskiden başımıza gelen Formula 1 gibi. Aynen öyle. Yani astronomik rakamlara biletler satıldı. Evet. Ya o birazcık fiyat ya o fiyatlar da tabii etki etti taraftara. Onun dışında taraftarın ilgisi de düşüktü. Ya ama reklam kampanyaları falan da vardı. Yani bu ilgi niye düşüktü o hala bir soru işareti. Ama şöyle bir şey var. Yani biz yayın öncesi yani kanalda arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da ya biz şampiyonadan bir hafta öncesi ya ben bilmiyordum mesela şampiyonu İstanbul'da yapılacağını. Tabii bu benim ayıbım da olabilir ama yani reklam ya garanti bankası diyeyim. Onlarca çok bir reklam yoktu şey öncesinde. Şampiyon öncesinde, turnuva öncesinde.
Yani sanki bilmiyorum bir billboard yapılamaz mıydı? Ya da bir otobüs giydirilemez miydi? Yani sanki bence ben yine bu ilgisizliği şeye bağlıyorum. Federasyonun işte hazırlanamamasına bağlıyorum bence. Ya öyle. Öyle gibi gözüküyor. Mesela şey de çok anlamsızdı ama onu bizim federasyonumuz mu? Yoksa FIBA mı? Ya da ortak bir karar verdiler onu bilmiyorum şu konu. Arabanla gittin. Hı hı. Otopark yok. Almıyorlar arabayı. Sebep? VIP otoparkı var. Basın akredite arabaların ve basın otoparkı var. Hı hı. Bizim işte bir basında bir grup arkadaş biz işte hava almaya çıkıyorlardı. Otoparka doğru çıkıyorduk. Bakıyorduk böyle bomboş otopark. 30 tane araba var. Hiçbir sebebi yok. Bomboş otopark. Araba, insanlar Ataköy'ün içine koymak zorunda kaldılar ve evet. Bu gelen taraftarlar yani yabancı turist taraftarlar. Bölgeyi genelde bilmiyor. Araba kiralayıp geldiler. Hani aha. Öyle bir hikaye var. Bunlar hem bölgeyi bilmiyorlar. Hem sen koskoca yani 12 bin 15 bin aralığındaki Sinan Erdem'de otoparkı açmıyorsun. Çok enteresan bir uygulama. Bir tane sorduğun zaman bir tane otopark var diyorlar. Şurada Olimpiyat Köyü var ya onun hemen yanında. Olimpiyat Köyü'nde. Ona gidiyorsun. Orada bir tane vale var. Buraya koyamazsın diyor. Yok yok koyamazsın diyor. Hani net. Hani. Ya bir şaka gibi ya. Bunu hani düzeltmeniz lazım ya. Bu turnuvayı burada yapıyorsan seyirci sayısı kadar otoparkı hadi seyirci sayısı kadar çok en azından seyirci sayısının yarısı 1/3 kadar otoparkı sağlaman gerekiyor. Aslında bizim acemi de olmamamız gerekiyor. Yani. Olmamız gerekiyor. Daha kaçıncı turnuvamız? Evet kaçıncı turnuvamız yani. Bilmiyorum. Ya bir de şey biz geçen hafta milli takım elendikten sonra Gökhan German'la bir söyleşi yapmıştık. Skype'le bağlamıştı yayınımıza. Yani Gökhan German'ın şöyle bir şey var. Yani FIFA kendi öz eleştirisini yapsın. Bir Euroleague'e baksın. FIBA. Bir de yaptı. FIBA pardon. FIBA bir Euroleague'e baksın. Euroleague kalitesine gelmek istiyorsa öz eleştiri yapıp daha iyi olması gerekiyor dedi. Mesela FIBA, Uzak Doğu'dan hakem getirilmesini hani kendi hakemlerine güvenmiyor mu dedi. Avrupalı hakemlere güvenmiyor mu? Uzak Doğu'dan hakem geliyor dedi. Sen ya seninle galiba konuşmuştuk. Ha pardon Semih'le konuşmuştuk yayından önce de. Brezilyalı bir hakem. Japon bir hakem. Evet Japon. Yani evet onlar birazcık şeydi. Yani çok hakem konuşmamak lazım aslında böyle turnuvalarda da. Ama bu turnuva çok hakem konuşuldu. Yani ya çok konuşuldu. Özellikle çok yani Rusya'ya kaç 40 sayı bizim maçımızda turnuva öyle başladı. Tabii. Yani öyle başladı ve sadece biz de değiliz bu arada. Yani hani ya ama şimdi hakem ya hakemle ilgili şöyle bir olay var. Hakemler maçlardaki bir sabit. Şimdi bir sabiti değiştiremediğin için bunu konuşmak da çok fazla şey getirmiyor. Hani özel ya eleştiriden uzaklaşmış oluyorsun. Fakat bu turnuvada hakemler bir değişkendi. Yani bir sabittense bir değişkene döndüler. Yani skorlarda yani garip kararlar verdiler. Etkilediler aslında. Etkilediler bazı. Ya bazı kararları gerçekten çok skandaldı. Ya biz bile şaşırdık. Ya benim önümde Sırp bir gazeteci oturuyordu. Hani o bile dönüp ne oluyoruz falan demeye başladı. Hani ki yani Sırbistan Ligi'nde değişik çok farklı skandallar da vardır. Böyle bir Adriyatik Ligi bir gariptir hani. Bir şeyler de dolaşıyor orada. Bir hikayeler var. Cadı kazanı gibi. Ha cadı kazanı gibi aynen tam terim o. Ya o bile şaşırdı. Ne oluyoruz ya bir şeyler çalıyorlar ama hiç alakası yok hani. Bu nereden çıktı falan demeye başladı. O açıdan birazcık sınıfta kaldı. Hani hakem tarafı. Organizasyon tarafı? Evet. Şeye bakarsak da FIBA ve EuroLeague çekişmesine. Şimdi FIBA bir şirket değil. FIBA bir memuriyet. FIBA bir kuruluş. Özel bir kuruluş değil ama. EuroLeague ise ortakları olan ve paydaşları olan bir şirket. Şimdi bu birazcık şirketle özelleşmiş bir kurumun mücadelesi gibi. İkisi arasında. Daha derin bir konu. Ben bir şey soracağım. Yani bilmediğim için soruyorum tabii. Ve şey ekşi sözlükten de şey yapmıştım. Hani biraz baktığımda görmüştüm. Ya bu formaların neden bilinen bir marka yapmıyor? Yani mesela bizim milli takım formamız sponsorumuz hani zaten şampiyon öncesinde konuşulmuştu. Şey bak diğer takımlara baktığımızda da bir bilinen bir marka yok formaların üzerinde. Çoğunda yoktu yani. Hani bununla alakalı bir fikrim var mı? Özellikle bizim ya, ihalemizle alakalı vesaire. Yok. Ya bununla çok net bir fikrim yok. Hani bir şey de şimdi böyle bir tahmin yoluyla da gitmeyeyim. Çünkü daha ekonomik bir konu ya. Hı-hı. Hani kesin bununla ilgili birinin fikri de bilgisi vardır. Hı-hı. Hani direkt mesela söyler bundan dolayı diye. Ama tahmin etmek biraz yanlış olur ama şu yani an için. Şey gibi hani EuroLeague'in inanılmaz sponsorları var. Yani gene Türk tabii sponsorlar bu arada. Evet. Türk sponsorlar. Ama yine de şey var. Çok sponsor var. Yani FIBA bunu yapamaz mı? Yani
daha yani daha FIBA belki istemiyor olabilir sponsorlara. Çünkü sponsor söz hakkı demektir turnuvalarda. Hı. FIBA bu turnuvaları daha tek elinde yönetmek isteyen bir kuruluş. Hı-hı. Diğer ki şirket olduğu için daha para odaklı. FIBA ise biraz da spor yaptırma. Biraz da amatör ruhlu. Biraz da amatör ruhlu, biraz da spor yaptırma odaklı davranıyor bu tür turnuvalarda. Onunla bir farklılık var. Anlıyorum. Yayınımızın sonuna doğru gelirken toparlamak istediğin, söylemek istediğin son bir şey var mı? Yani şey, Sinan Erdem'deki maçlardansa Ülker Arena'daki maçlar daha keyifli geldi bana. İlk önce onu söyleyeyim. Ama salonun da şey var değil mi? Yani bir etkisi, bir aurası var. Evet. Ülker'de herhalde o galibiyetlerden, yani Fenerbahçe'nin oluşturduğu o yenilmez armadanın da etkisiyle salonda bir aura oluşmuş durumda. Burada çok Fenerbahçe taraftarı görüyorduk Ülker Spor Arena'da. Sinan Erdem'de o kadar mesela göremedim yani. Zaten çok fazla taraftar yoktu Türkiye maçları dışında. Hani onun dışında çok ekleyeceğim bir şey yok. Güzel bir turnuvaydı. Keyifliydi. Dediğim gibi 4 mevsimde yaşadık turnuvanın içinde. Namalip bir şampiyonumuz var. Namalip bir Slovenya şampiyonluğu var. Ve hak ederek bir Slovenya şampiyonu. Hani turnuvanın başından sonuna kadar her maçlarını hak ederek oynadılar. Hiç geri adım atmadılar. Yani bizim görmek istediğimiz o hızlı tempolu Amerikanvari bir oyun oynadılar. Görev dağılımlarını iyi yaptılar. Ya her şeyi hak ettiler. Ya en son artık Doncic'in madalya törenini çıkartırken 18 yaşında bir oyuncunun diğer takım arkadaşları tarafından böyle yukarı kucak denmez o, omuzlarına alınmış bir şekilde çıkarttılar. Yani nasıl bir takımlaşlık olduğunu görüyorsun orada. Onu hissediyorsun. Basın toplantılarında hissediyordun Slovenya'nın ne kadar böyle iyi niyetli, güler yüzlü oyuncuların olduğunu. Oyuncuların sahadaki pozitif enerjisini hissediyordun. Onun için hak eden bir takım kazanması da basketbol için güzel bir mesaj oldu. Yani severek, isteyerek. Kesinlikle. Aynı zamanda güçlü olunca demek ki oluyormuş. Oluyor, aynen. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü spor özel yayınımızın sonuna geldik. Eurosport yazarı Doğa Üründür bizlerle beraberdi. Önümüzdeki günlerde tekrardan Doğa Üründür bizlerle olacak. Daha güzel programlar yapacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.